Çıkarma işleminde verilmeyen rakamı bulmak. Aşağıdaki işlemde verilmeyen sayıları bulalım. Öncelikle hatırlamamız gereken bilgiler, eksileni bulmak için çıkanla farkı topluyorduk. Çıkanı bulmak için ise eksilenden farkı çıkarıyorduk. Zaten farkı bulmak için ise eksilenden çıkanı çıkarmıştık. Şimdi işlemimizi yapalım. 4 eksi 5 eşittir. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burada 4 tane onluk kaldı. 14 oldu. 14'ten 5 çıktık mı? 9 kalır. Doğru. Şimdi burada 4 var. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktık mı? 8 kalır. Şimdi verilmeyen eksilerini bulacağız. O da çıkanla farkın toplamıydı. Çıkan 7 artı fark 3 eşittir 10. Bir de komşuya verdiğimiz vardı. Eşittir 11. 11'in 1'i. 1 yazabiliriz. Demek ki komşudan 1 onluk almışız. O zaman 3, 2 bu arada 1'ini aldık, buraya verdiğimizi düşünüyoruz. 2'den 9 çıkmış. Komşudan aldık. Burada 2 kaldıydı. 12'den 9 çıktık. 3 kalır. 1'den B'ye çıkarırsak 3 kalacak. İşlemimiz verilmeyen çıkan var. Çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarıyorduk. Yani 1'den eksilen 1 farkımız 3 çıkaracağız. Çıkanı bulacağız. 1'den 3 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Bir tanesini alıyoruz da 7 kaldı. Verdik buraya. 11'den B'yi çıkaracağız. 11'den 3 çıkarırsak 8 kalır. Ve 8'miş. Ve 8'miş. Yazalım. Şu sayıdan yazalım. 7'den 2 çıktık mı? 5 kalır. İşlemimiz bu. Şöyle yapalım. A eşittir. 1 bulduk. B eşittir. 8 bulduk. C'yi de 8 bulduk. Aşağıdaki çıkarma işleminde A artı B artı C artı D artı işleminin sonucu kaçtır? Şimdi verilmeyen sayıları bulalım. Verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden C'yi bulmak için eksilenden şuraya harflerimizi yazalım. Bulmamız gereken harfler. A, B, C ve D. Bunların toplamını bulacağız. Önce harflerimizi bulduğumuz önüne yazalım. 7'den 8'i çıkaracağız. Eksilenden farkı çıkarırsak çıkanı buluyorduk. 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 17 oldu. 17'den 8 çıktık mı? 9 kalır. Demek ki C 9'muş. Şimdi ikinci aşama. 4'ten 8 çıkarsak 4 8 eşittir D olacak. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane onluk aldık. Burası 14 oldu. 14'ten 8 çıktık mı? 6 kaldı. D 6'ymış. 2'den 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. 12'den 6 çıktık mı? 6 kaldı. 1'den 3'ü çıkarırsak B'yi bulacağız. 1 eksi 3 eksilerinden farkı çıkarırsak çıkanı buluyorduk. 1'den 3 çıkmaz. Komşuya gittik. Buradan 1 aldık. Eksi 1 diye belirtelim. Burası 11 oldu. 11'den 3 çıktık mı? 8 kalır. B 8'miş. Şimdi A'yı bulalım.
ikisinin toplamına eşit olacağı için ne yapıyoruz? 7 artı 7 eşittir 14. Bir de 10'luk almıştık oradan. Onu da eklememiz lazım. Artı 1 eşittir 15'in 5'iymiş. 5'miş buradaki. Bunun ayda 5 buluyoruz. 5'ten 7 çıkmaz. Pardon, 1'ini almıştık. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 derken buradan bir 10'luk aldığımızda 8 kalıyor. 8'den 6 çıkmak işlemimiz doğru. Şimdi sonuca bakalım. 5 artı 8 artı 9 artı 6 eşittir 13, 22, 28 eder. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulalım. İşlemimiz 7'den 2 çıktı. 5 kalır. Tamam. Eksilerini bulmak için topluyoruz. 6, 3 daha. 9 eder. Ben üzerine yazmak istiyorum burada. Gene eksilen var verilmeyen. 4, 6 daha. 10, 10'un 0'ı. Elde var 1. 0 elde var 1. Neyse onu şey yaptım. 10'luk aldığımız için burada 1 kalıyor, 1'i aşağı iniyor. Eksilerini bulmak için topluyoruz. 3, 7 daha 10, 10'un 0'ı. Demek ki buradan bir 10'luk almışız. 6 kalmış, 6'dan 3 çıktı, 3 kalır. Şimdi 8'i bulmak için. 8 olan sayıları bulacağız. Bu kolay. Fark olan 8 olan sayılar 9'da 1'dir. Üçgenimiz 0 bulduğumuza göre. Üçgeni 0 bulduğumuzda bir. O zaman bu 8'miş. 8 aşağı inmiş. Bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Sıfırdan neyi çıkarırsak 4 kalır. Sıfırdan çıkmaz. O zaman 10'dan çıkarırsak, 10'dan 6'yı çıkarırsak 4 kalır. Bir 10'luk alacağız. Buraya gelecek sayı 9 kaldı. Buradan aldık. Buraya verdik. 10 oldu. Burada 9 kaldı. Birini aldık. Buraya verdik. Şurada 1 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı mı 9 kaldı. 4 kaldı. Şimdi 9'dan neyi çıkarsak 4 kaldı. 9'dan 4'ü çıkarsak 5 kaldı. Ne göre? 9'dan 5'i çıkarırsak da 4 kalır. 1 kaldı. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 11'den 6 çıktık mı? 5 kalır. 7 aşağı indik. Yine aynı şekilde buradaki işlemimizi yapalım. 5'ten 4 çıktık. 1 kalır. 0'dan neyi çıkarsak 1 kalır. 0'ı 10'dur. Hangisi olursa olsun 1 10'luk alıyoruz. 10'dan 1'i çıkarırsak 9 kalır. 10'dan 9'u çıkarırsak da 1 kalır. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 15 oldu. 15'ten 7 çıktık mı? 8 kalır. 1 aşağı indik. Öğrendiklerinizi pekiştirmek ve başarınızı değerlendirmek için testimiz.com sitesini ziyaret edebilir, ücretsiz test çözebilir, etkinlik ve çalışma kağıtlarını indirebilirsiniz. İyi çalışmalar.